hücrede beraber kalıyorlardı. Onlar üstelik de daha henüz tam inşaatı bitmemiş, ısıtma sorunları falan galiba olan, işte öyle şeyler de var. Birer hücreye tek başlarına bir anlamda tecritte sevk edilmişler. Gerekçesi neymiş? Anlayamadım. Ankara'dan gelen bir emir diyor. Ama bir gerekçesi vardır tabii. Bilemiyorum. Onu göremedim. Yalnız orada şimdi siz sorunca onu da söyleyeyim. Şimdi orada bir gayet garip de bir durum var. Ankara'dan gelen emirle bu nakil yapıldı deniyor. Halbuki bakanın da şeyi var, beyanı var. Diyor ki bu diyor cezaevi müdürünün, cezaevi tabii yönetiminin yetkisindedir diyor. Yani sonunda eğer bir orada hukuksuzluk veya bir manevi işkence şeyi varsa kimin başı yanacak? Yani bilemiyorum. O da hoş bir şey değil ama yani... Şimdi kimse kusura bakmasın ama bu çelişki çok orada aynı gün olması veya birer gün arayla olması daha da etkileyici. Yani bir yerde 1984'ten beri Türkiye'nin başını ağrıtan bir terör örgütü ve onun hiç tartışmasız lideri olan, işte 30 bin kişinin canından sorumlu olan bir zat var, hükümlü. Öbür tarafta hükümlü hükümlü değil, daha henüz yargılanan iki tane gazeteci yazar var ve ona işte hem arkadaş kondu değil mi şeyine, kendi hücresine konuşması için, hem şimdi ev hapsi vesaire istenebiliyor ve bu tartışılıyor. Öbür tarafta iki tane gazeteci yazar daha yargılanırken tecritte alınıyor. Yani böyle şey olabilir mi? Gerekçeyi bilmediğim için böyle bir şey söyleyeyim. Evet. Hayır, böyle bir hukuk düzeni olabilir mi? Yani bu nedir, kimdir, bunun sorumluları kim? Tabii ki yani siz gene kızacaksınız ama iktidar tabii bunu çözecek olan. Yani yapan da o mu değil mi o tartışılır da ama çözecek olan iktidar. Şimdi üçüncü bir husus var, o da ilginç.